Lardan Burası inanılmaz. Evi? Kim başından beri evi sevmemişti. Merhaba. Bazı isimler değişti. Bunların bir tesadüf olduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. O oh, evinize bir şey getirmiş. Evi hayatım. Ryan? İşte o anda lanetlere inanmaya başladım. Galiba bu bir hayalet. O evde bir şey var. Bu çok iyi geldi. Hayatım! Oda Birinci gün Lewiston, Main'deki evlere bakıyorduk. Orası ıssız bir yer. Ama Ryan büyük bir terfiye almıştı. Biz de bunun taşınmaya değer olduğuna karar verdik. Fotoğraflardakinden çok daha karanlık. Evet çünkü güneş şu tarafta. Evet ama burada tuhaf bir hava var. Öyle değil mi? Mobilyalara ve dağınıklığa bakma bence. Şu alana baksana. Eşyalarımızı burada hayal eder misin? Bakın size arka bahçeyi göstereyim. Kim başından beri evi sevmemişti. Şehirden taşındığımız ve burası ıssız olduğu için hep garip geldiğini düşündüm. New York'taki iki odalı dairemizin yanında burası malikane gibiydi. Biz çocuk sahibi olmak istiyorduk. O yüzden bu ev bizim için idealdi. Evet nasıl buldunuz? Eee değil mi? Bizim paramız buraya nasıl yetiyor peki? Burası yaklaşık 200 gündür satılık. Böyle küçük kasabalarda bu fiyatı verebilen çok alıcı olmaz. İyi ama biz de zengin değiliz ki. Hatırlıyorum da vay canına Ryan buranın her santimini inceliyor diye düşünmüştüm. Burası inanılmaz. Yukarıda biri mi vardı? Hayır. Bence teklif vermeliyiz. İnanamıyorum. Tamam. Ben teklif hazırlayayım. Arka bahçe, havuz. İçerisini beğenmesem de buna değerdi. Birinci gün. Otuzuncu gün. Biraz tadilat gerektiren eski bir evdi ama uzun süre orada olacaktık. Aile kuracaktık. Eninde sonunda seveceğimi biliyordum. Aa, harika. Elektriklerin açık olacağını söylemişlerdi. Sabah ilk işini onları aramam gerekecek. Aa, göreceğim için çok heyecanlıydım. Ya biliyorum. A dur. Bagajda el feneri vardı. Hemen dönerim. Sanırım. Sorun ne? Sorun ne? Ee, yok bir şey. Sadece... Sanırım gıcırdayan bir ev aldık. Evet, bir karakteri var. Bak ben şalterlere bakacağım. Belki sigorta atmıştır. Hemen geliyorum. Aslında aktif bir hayal gücüm olduğunu biliyordum. Ama onu hayal etmemiştim. Hayır. Merhaba. Yukarıdaki tüm kapılar kapalıydı. Biri hariç. Ev icralık olduğu için boş olmalıydı. Büyük oranda da boştu. Ama çocuk odasına dokunulmamıştı. Bu da ne böyle? Ve uzun süredir de öyle gibiydi. Emlakçıyı aradık. O da bir önceki sahibiyle görüşeceğini söyledi. 30. gün. 35. gün. <laughs> ya dur bekle. Tabaklar orada mı duracak? Evet, neden olmasın? Çünkü dolaba bir kez yerleştirdiğinde tabaklar orada kalır. Ebedi ya. Ryan'ın tuhaf huyları çoğu kadını çıldırtabilir. Yani buna karar verdin öyle mi? Evet bayım öyle. Ama bana sevimli geliyor. Ryan, bana eşlik edecek misin? Neredeyse bir hafta olmuştu ama çocuk odası ile ilgili emlakçıdan ses çıkmamıştı. O eski eşyaları oradan çıkarma vakti gelmişti. bana şey getirir misin? Aa bu çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Hayatım İşim birazdan bitiyor. Elleri hissetmiştim. Ryan! Hemen geliyorum. <laughs> Saçlarımda parmaklar gezinmişti. Ryan sonunda banyoya geldiğinde beni içimin geçtiğine ve rüya gördüğüme ikna etmeye çalıştı ama ben uyumadığımdan emindim. Ah. Ne oldu? <laughs> evet nasıl buldunuz? Burası inanılmaz. Bizim paramız buraya nasıl yetiyor peki? Kim ve Ryan'ın yeni evinin sahipleri bir odayı boşaltmamıştı. Nerede Bu çok iyi geldi. Arkalarında başka bir şey daha bırakmışlardı. Ne oldu? Um, Bunu sen mi yaptın? Neyi? Askerleri kutuya attığımı hatırlıyorum. Hepsini kutunun içine atmıştım. Ryan. Ama o gece kime olanlardan sonra. Onu korkutmak istememiştim. Ha, yok bir şey, gerçekten yok. Sadece kötü bir rüya gördüm ve yataktan fırladım. Ee, ben gidip bir bardak su içeceğim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de korkmuştum. 35. gün. 36. gün. Bakın satıcıya birkaç mektup yolladım. Postayla mı mektup yolladınız? Tuhaf bir durum. Elektronik posta adresleri ya da telefon numaraları yok. Elimde sadece adres var. Harika. Bu daha da acayip. Pekala, bana adreslerini verin. Teknik olarak bu bilgiyi size veremem. İcra belgelerini inceleyebilirsiniz ama. İsterseniz onu yollayabilirim. Hayır, sadece isimleri yazıyor. İrtibat bilgileri yazmıyor. Eşyaları evimizde istemiyorduk. Ama emlakçı bize yardımcı olmuyordu. Siz de atın o zaman, yasal olarak. Beş günün ardından... Olmaz, biliyorum ama bu özel eşyalar onlar için önemli olabilir. Kim onları çöpe atmamı istemiyor? Hadi ama Nicole. <laughs> tamam. Aklımda bir plan yoktu. Bizden önce bu evde yaşayan insanların tuhaf bir şeyler yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyordum sadece. Arrowhead Karavan Parkı. Bu kişi bizden önce bizim güzel ve büyük evimizde yaşamıştı. O kadını böyle bir yerde yaşarken bulmak çok tuhaf geldi. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Eşyalarınızı getirmek için arabayla iki saat yol geldim. Merhaba. Oğlunuzun odasında bıraktığınız eşyaları getirdim. Bunu yapmamalıydınız. Neyi yapmamalıydım? bakın. Biraz konuşabilir miyiz? Tuhaf şeyler oluyor galiba. Gitseniz iyi olacak. Bir daha buraya gelirseniz ya polis çağırırım ya da sizi kendim vururum. Biri sizi vurmakla tehdit edince oradan ayrılırsınız. Yani verandalarına bir koli bırakmakla hiç uğraşmazsınız. 36. gün. 37. gün. O evde yalnız kalmaya dayanamıyordum. Ryan'ın eve döndüğünü duymamıştım. Ryan ısınsın diye suyu açmış olduğunu düşündüm. Sonra da bir şey unutup aşağı inmiştir dedim. çocuğu nerede gördünüz? Küvette. Anladım. O gece şöyle düşünmeye başladım. Gördüğüm şeyler... Sanırım gıcırdayan bir ev aldık. Benim hayal gücümle sınırlı değildi. Bu çok iyi geldi. Hayatım, işim birazdan bitiyor. Burası 200 gündür satılık. Hemen geliyorum. Ryan, Anne, anne. Galiba bu bir hayalet. Bu çok iyi geldi. Biraz konuşabilir miyiz? Tuhaf şeyler oluyor galiba. Gitseniz iyi olacak. Kim ve Ryan yeni evlerinde gizemli olaylara tanık oluyordu. Ryan. Kim cevabı biliyor olabilirdi. Galiba bu bir hayalet. Şey ya, bunu yüksek sesle söylediniz. Biliyorum. Bunu daha önce hiç duymamıştım. Ben de daha önce hiç söylememiştim. Siz iyi birine benziyorsunuz. Size bir tavsiye vereyim. Bu ev hakkında bildiğiniz şeyler duygularınızı etkilemesin. Anlatabiliyor muyum? Bunların sizi etkilemesine izin veriyorsunuz. Nesi varmış ki bu evin? Ah. Siz bilmiyorsunuz. Kasabaya yeni mi geldiniz? Ah tanrım. Polis bana bizden önce burada yaşayan küçük çocuğun ansızın öldüğünü söyledi. Kasabada dedikodular çıktığından ve insanların çocuğun annesini rahatsız ettiğinden bahsetti. Halbuki sadece bir kaza olmuş, başka bir şey değil. Sanırım kadının acayip tavırları bu yüzdendi. Burada yaşayabileceğimi sanmıyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bütün birikimlerimizi 200 gün boyunca satılamayan bir eve harcadık. Ne yapacağız peki? Satacak mıyız? Bu evde bir şey var. Ne yapmamı istiyorsun? Diyelim başa çıktık. Ama İçeri bile giremiyorum. Ne yapmak istiyorum. istiyorsun? Ben pansiyona gideceğim. Ve sen de benimle geleceksin. Tamam, bunu halledeceğiz. Aklıma tek bir şey geliyordu. O da karavan parkına geri dönmekti. Merhaba. Ben Ryan. Geçen gün vurmakla tehdit ettiğiniz adam. Sizinle konuşmak istiyorum. Oğlunuz hakkında. Kadın bana oğlunun adının Michael olduğunu söyledi. Banyoda yıkanıyordu. Onu birkaç dakikalığına yalnız bırakmış. Döndüğümde baygın haldeydi. Döndüğünde onu küvette baygın bulmuş. Ona yardım ettim ama elimden bir şey gelmedi. Onu kurtaramamış. Başka bir şey yapamadım. Kadın taşındığında çocuğun odası eskisi gibi duruyormuş. Çünkü eşyalarına dokunmak ona acı veriyormuş. Merhaba. Tanışmanı istediğim biri var. Ne söylemeliyim? Bilmiyorum. Size ne doğru geliyorsa sanırım. Michael benim. Annen. Bu ev senin değil. Artık değil tatlım. Bu hanımefendiye ait. <laughs> Sen benimle eve geliyorsun. Lütfen tatlım. Benimle eve gel. Angela o gün oyuncak kolisini alıp gitti. Ve ben Michael'ı da yanında götürdüğüne gerçekten inanıyorum. Siz onu nasıl tanımlamak isterseniz, bir hayalet, bir ruh, mahsur kalmış bir anı. Angela'nın o gün eve gelmesi durumu değiştirdi. İyi yönde. Umarım ona daha faydalı olmuştur. Ryan ve Kim hala o evde yaşıyor. Michael'ı bir daha hiç görmediler. Çocukları da görmedi. Dadı. Birinci gün. San Francisco, Kaliforniya. Mayıs 2014. Hmm. Biraz daha sarımsak. Merhaba Jacob. Ne yapıyorsun bakalım? İlk iki çocuğum ergenlik çağına geldiğinde başka bir çocuğumuz olacağını düşünmemiştim. Ama üçüncü çocuğumuz doğdu. Jacob. Tim. Affedersin anlamadım. Tim. Ha, merhaba. Üzgünüm çocuklar. Biraz izin isteyeceğim sizden. Evde daha çok, ofiste daha az vakit geçirmeye çalışıyordum. Baba, ailemizin sağlık geçmişiyle ilgili bana yardım edeceğini söylemiştin. Ne? Okuldan verdikleri proje için. Özür <laughs> dilerim canım ben... Yarın teslimi var. E, biraz müsaade et bana. Bir şeyle faydası olacağını düşünmüştüm. Merhaba. Ne yapabilirim? Sen şuna bakar mısın Jacob'e emzireceğim? Ama işlerim kötü etkileniyordu. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Hayır olmaz. Çıkmıyorsun. Yemek neredeyse hazır. Geç otur. Ah! Lanet olsun. Kapı çalıyor. E git bak o zaman Taylor. Elin ayağın mı? Yok? Bay Tim? Ana? Evet Tim. Bir şey patladı da. <laughs> Boş ver. Sorun değil. Gelebilir miyim? Evet. Evet lütfen. Lütfen buyur gir. Bavulunu alayım ben. Teşekkür ederim. Birinci gün. Yedinci gün. Tamam teşekkür ederim. Aradığın için sağ ol. Ana kahvaltı hazırlıyor. Neden Jacob'ın yanında değil? Onu çoktan yatırdı bile. Ah, bana mı öyle geliyor yoksa Jacob diğerlerinden çok daha az mı uyuyor? Hayır, daha az uyuyor. Çok daha az uyuyor. <laughs> çok geçmeden Nayi'i işe almanın birlikte daha çok zaman geçirmemizi sağlayacağı belli oldu. Hı? Bu da ne? Aa. Ah. Aa. Ah. Çok, çok üzgünüm ama bu bir keçeli kalem aslında. Sen eskiden sabahları seven biriydin. Hala sabahları seven biri olabilirim. Keçeli kalemin ortamı bozdu, ben de işe geç kalıyorum. Tyler, akşam yemeği. Bak, son zamanlarda oğlun biraz aksi oldu. En azından bir çocuğumuz hala bizi seviyor. Bu arada bu gerçekten çok iyi olmuş. Baksana, beni her gün etkiliyorsun. Şerefe. Şerefe. Mm. Hayatım. Oh Aman tanrım. Can mı o? Ah. Tamam, tamam dur dur bekle, bekle. Anne. Ah. <laughs> oh. Asıl olduğundan bile emin değilim. Belki de kadeh tokuşturduğumuz zaman çatlamıştı. Bunları Tim'e nasıl açıklayacağımı hiç bilmiyordu. O yüzden olduğu gibi anlattım. Hayatım, az önce ayna kırıldı. Ne? Bu, bu saçmalık. Dudağın nasıl? Acıyor. Az önce ne dediğimi duydun mu? Ayna kırıldı. Evet. Bir şey mi çarptı? Makyaj aynasıyla birlikte son 24 saat içinde gizemli şekilde üç şey kırıldı hayatım. Gerçekten çok uykusuz kaldık. Yani çok da gizemli bir yanı yok tatlım. Ve tam tahmin ettiğim gibi Tim bunu önemsemedi. Ayrıca Yansımamda bir tuhaflık vardı. Yansımam tersti. Herkesin yansıması terstir. Aynalardan anlıyorum canım. Fırsat varken biraz dinlenmeliyiz belki de. Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Belki de haklı, belki de çok yorgunum. Gözlerim iyi görmüyor ve sakarlaştım. Ama başka bir şeyler olduğunu biliyordum. Nedir o? Aman tanrım. Şerefe. Şerefe. Son 24 saat içinde gizemli bir şekilde üç şey kırıldı. Tim ve Michelle'in evinde tuhaf olaylar olmaya devam ediyordu. Şimdi de yatak odası camını kırıp içeri bir şey girmişti. Nedir o? Aman tanrım. Bu bir baykuştu. Pencereye öyle hızlı vurmuştu ki boynu kırılmış ve oracıkta ölmüştü. Buyurun. Bir baykuşun kapalı bir camdan uçarak içeri girdiği tek bir olay bulun. Ben bulamadım. Bulamadım. Yine de bunların bir tesadüf olduğuna, saçmaladığıma kendimi inandırmaya çalışıyordum. Zavallı trumper Daha fazla inkar edemiyordum. Ben de normalde başkası yapsa dalga geçeceğim bir şey yaptım. Yorgunsun. Evet küçük çocuğun mu var? Evet. O evinize bir şey getirmiş. Kim? Bir kadın. Evinize bir şey getirmiş. Burada olmanın sebebi o. Yeni bir bakıcımız var ama evimize ne getirdiğini bilmiyorum. Onu göndermeniz gerekiyor. Evimize son zamanlarda gelen tek kişi Ena'ydı. Nasıl olduysa medyum bir şekilde sorunlarımıza Ena'nın sebep olduğunu biliyordu. Yedinci gün, sekizinci gün. Ve ben ona inanıyordum. Yani başka neye inanacaktım ki? Anayı kovamayız. Yanlış bir şey yapmadı ki o. Medyum ne olup bittiğini hemen anladı Tim. Sebebin o olduğunu söyledi. Yani anında bunu söyledi. Dur bakalım medyuma. Çocukların üniversite fonu için hangi hisseleri alalım? Çünkü bizimkiler berbat durumda. Affedersin. Tencerenin klipsi ne zaman patladı? Ana gelmeden önce oldu ama. Hayır. Kapıda durmuş zili çalarken oldu. Sonra şarap kadehi, ayna, Japon balığı, o kuş, baykuş. Gerçi teknik olarak baykuş da bir kuş. Öyle mi gerçekten? Dalga geçme artık. Bunlar tesadüfün ötesinde. Bu bir işaret. Şey... Bunu istediğinden emin misin? Michelle'in haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Yani medyumun dedikleri umrumda değildi. Ama zamanlama çok tuhaftı. Bir tür bağlantı olabileceğini düşündüm. Bilemiyorum. Çok üzgünüm ana. Sorun sende değil bizde. Sen harikaydın. Sanırım evde bizimle birlikte başka birinin daha yaşamasının nasıl olacağını tam kavramamışız. Que Tu casa está maldita. Evimiz için ne dedin sen? de haber terminado contigo. Y con Tam olarak ne dediğimi hatırlamıyorum ama hiç mutlu olmadığı çok belliydi. Maldisyon Lanet Pekala. Bizi lanetledi mi o? Üç çocuğumuz vardı. O yüzden lanetlenmek kelimesini duyduğumda riske girmeyecektim. Ada çayı evi bütün kötü şeylerden temizlermiş. Bilirsin işte. Bunu içeride yapmamız gerekmez mi? Teknik olarak evet ama duman dedektörleri devreye girer hem bunları içimize çekmemeliyiz. <laughs> ne yapmamı istersin? Polisi mi arayayım? Lanet masası var mıymış sorayım mı? Bilmiyorum. Belki de biz bırakalım da ne? Ha ne oldu? Biraz uyusam çok iyi gelecek. Olan bitenin mantıklı bir açıklaması olduğundan emindim. En alı ya da en asız bu tuhaf tesadüflerin sona ereceğinden emindim. Evi, hey. Evi hayatım ne oldu? Aman tanrım Evi, 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 Evi hayatım hayatım kim hey. hey. buraya gel ambulans çağırın hey. ne oldu? Evlat ne oldu iyi misin? Hey. Aman tanrım. Neden kanalım var? E bak. İyi misin? <laughs> i̇şte o anda lanetlere inanmaya başladım. Ertesi gün olduğunda evi hala kendinde değil gibiydi. O yüzden Tim onunla evde kaldı. Ben gidip birkaç iş hallettim. Yani Tim'e öyle söyledim. Buyurun. Merhaba. Ben en bakmıştım. Bekleyin. Anne, kapıda bir kadın var. Çiçek getirmiş. Onu gördüğünde ne tepki vereceğimi bilmiyordum. Ama bir şey yapmalıydım. Merhaba, Ena. Ben özür dilemeye geldim. Gerçekten çok özür dilerim seni o şekilde. Bak. Lütfen buna bir son ver. Benim çocuklarım var, korkuyorlar. Ben de korkuyorum. Lütfen evimden laneti kaldır. <laughs> Yanlış fikre kapılmışsınız efendim. Ben ne evinizi ne de ailenizi lanetlemedim. Evinizde cam kırıldı birçok kez. Bu kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Şeytanın bir alameti bu. Anlamıyorum. Şeytanın alameti derken ne yapacağımı bilmiyorum. Dua edin. Dua etmek mi? Çocukluğumdan beri dua etmemiştim. Çocuklarım hiç dua etmemişti. Tim ve ben bunu çocuklardan saklamaya çalıştık. Ama pek başarılı olamadık. Ne haltlar dönüyor. Hey dostum terbiyeli ol. Hayır ben ciddiyim. Herkes tuhaf davranıyor. Tyler bir şey var. Anne. Evde bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Size bir şey... Kalkın bir otele falan gidelim. Neler olduğunu bilmiyorum. Uzun süreli bir yer kiralayabiliriz. Beni dinleyin. size bir şey göstermeliyim. Tamam. Göster bakalım. Ubra rum tenebra. Latince. Latince okuyor musun? Bu okul için değil. Kimseye zarar vermek istemedim. İşe yarayacağını bile düşünmemiştim. Okültizmle ilgili bir kitaptı. Umrarem tenembrarum. Gölge Krallığı'nın dokuz kapısı demek. Evin'in sevgilisi olduğundan haberimiz yoktu. Çocuğun onu terk ettiğinden ve Evin'in bunalıma girdiğinden haberimiz yok. yolunu bulacağız, tamam mı? <laughs> Bir dükkanda ona bu kitabı satan aptalın birini bulmuş ve sevgilisini lanetlemeye çalışmış. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama bir yerin kapısını açmış ya da ya da bir şeyin. Tamam. Kitabı al. Ve biraz araştırmanın ardından bunu kapatmanın bir yolunu bulduğumuzu düşündük. Kitabı bana ver. Tamam. Bilmiyorum. Belki de ailenle alakası yoktu. Belki de hepsi kafamızdaydı. Ama sonrasında geçti. O şey neyse gitti ve bir daha dönmedi. Michel Bey'im, kitabı evlerinden çıkardıktan sonra olaylar sona erdi.